ve hukukun nasıl iflas ettiğini, Diyanet'in talebini Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin bir referans alarak İslam'ın temel kaideleri üzerinde yaptığı şikayet üzerine bir Kur'an mealinin bugüne kadar kitapların toplatılması kararını gördük. Yasaklanması kararını da gördük. Ama bugün geldiğimiz AKP pratiğinde Kur'an mealinin bir de üstüne toplatılma, yasaklanma ve imha kararı. Ben bunu soru önergesiyle de sordum zaten. Neyle imha edeceksiniz? Yakarak mı? Makineden kırparak mı? Kur'an sayfalarını, meallerini neyle imha etmeyi planlıyorsunuz? 2022'nin o gerilimli günlerinde Profesör Doktor Gazi Özdemir'in de Kur'an mealini yasaklamıştınız. Edip Yüksel'in de mealini yasaklamıştınız. Ve bu İhsan Eli Açık'la da devam ediyor. Görülüyor ki Kur'an'ı Kur'an ile yorumlayanlara karşı bir çekememezliğiniz var. Bir tahammülsüzlüğünüz var. Diyanet'in din işleri yüksek kurulu hangi cemaatlerin, hangi yapıların kontrolüne geçti? Kimlerin kontrolünde, kimlere prim verdiniz de Kur'an ve sizin gibi düşünmeyen muhalif Kur'an yorumcularına karşı bir savaş açtınız?